Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz, daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer. Merhaba, bugün 8 Ağustos Perşembe. Güne Ay Akrep Burcu'nda büyüyen fazda başlıyoruz. Gün içerisinde burç değiştiriyor olacak. Zamanı geldiğinde de üzerine konuşuyor olacağız. Günün ilk enerjisi 02.14'te kesinleşiyor. Ayın Neptün'le yapacak olduğu üçgen açıyla güne başlıyoruz. Şimdi Ayın Akrep Burcu'nda oluşu olaylara olan bakış açımızı biraz daha karamsar olmasına sebep olur. Yani Ay Akrep'teyken biraz daha olayları kötücül düşünme eğilimimiz söz konusudur. Ama Neptün'le yapacak olduğu, yani 01.14 ile 03.14'teki o 2 saatlik zaman dilimi üçgen açı olaylara biraz daha pozitif bakmak, olayları biraz daha merhametli değerlendirmek ve aynı zamanda Neptün'den aldığımız yaratıcılıkla, farklı bakış açılarıyla, eğer ki bir yaratıcılık gerektiren iş üzerindeysek ya da hayal gücümüzü çalıştırmamız gerekiyorsa bu enerjiyi rahatlıkla değerlendirebilecek olduğumuzu gösteriyor. Ki aynı zamanda Ay Akrep Burcu'ndayken de olaylara bakış açımızı biraz daha iyimser tutmak hususunda dengeleyici bir etki barındırıyor. 03.24'te tüm gün etkisi altına alacak bir enerji var. Güneş ve Satürn arasındaki 150 derecelik açı. Biliyorsunuz ki Güneş ve Jüpiter arasında bir üçgen hala mevcut. Dün etkisini netleştirdi. Bugün itibariyle de hala devam ediyor. Buradaki minor açı zaman zaman gözden kaçırabilecek olduğumuz şeylerin söz konusu olduğunu, hani büyük iyicille güneşin yapmış olduğu etki adını hatırlarsanız dün de bahsetmiştik, işte yeni işlere başlayabileceğimiz hatta güzel sürprizlerin, güzel gelişmelerin, güzel imkan ve fırsatların karşımıza çıkabilecek olduğundan bahsetmiştik. Fakat burada diyor ki hani gözden kaçırabileceğin şeyler sonradan büyük şeylere dönüşebilir. Yani dikkat et diyen bir enerji var burada. Hani çok fazla koruyucu etki var gökyüzünde. Çok ciddi anlamda problemlerden bahsetmiyoruz şu an. Ama yani evet, Güneş Satürn'e 150 derecelik açı yapıyor. Ama aynı zamanda Jüpiter'den de destek alıyor. Bunu unutmamak gerekir. Sadece yani iyice bir enerji, bir koruyucu var. Ama şunu belirtmek isterim. Çok savruk, çok abartı, olaylara çok fazla idealize ederek bir yaklaşım sergiliyorsak Satürn burada işte atlayabileceğimiz, göz ardı ettiğimiz bu konularla alakalı sonradan daha büyük problemlerle başa çıkmamız gerektiğini uyarısını yapıyor olabilir. Dikkat etmek gerekiyor. 07.52 itibariyle Ay'ın Plüton'la yapacak olduğu bir sekstil açı var ki Akrep Burcu'na yakışır bir enerji. Plüton etkisiyle birlikte duygularımızı biraz daha derin ama duygusal olarak olayları daha gerçekçi. Yani o duygunun altında yatan gerçeği daha net görebilecek olduğumuz bir süreci barındırıyor. Özellikle 06.52 ve 08.52 arasındaki 2 saatlik süreç zarfında olayları duygusal olarak çok etki altında kalmadan daha gerçekçi bir yaklaşımla irdeleyebilecek olduğumuz bir süreç. 12.15'te yani 11.15 ile 13.15 arasındaki 2 saatlik zaman diliminin aslında etkisini hissedeceğimiz Ay ve Mars arasında bir kare netleşecek bu noktada. Bu açı bize özellikle stres yönetimimizi zayıflatacak, olaylara biraz daha agresif ve tahammülsüz yaklaşmamıza sebep olacak bir enerji. Ama biz bu açının motivasyon tarafını değerlendirebiliriz. Çünkü Ay ve Mars arasındaki kare açı fiziksel olarak bizi daha aktif, kendimizi fiziken daha güçlü hissettiğimiz ve hareket etmekten çekinmediğimiz için de daha iş bitirici bir ruh haline büründürebilir. Hani agresif ve tansiyon yüksek tarafını geride bırakırsak plan ve programlarımızı gerçekleştirmek hususunda gerekli enerjiyi alabileceğimiz bir zaman dilimi öğle saatleri. 17.57'de Ay'ın Merkür'le yapacak olduğu üçgenle birlikte duygularımızı ifade etmek, Ay'ın Akrep Burcu'nda olduğunu da yine vurguluyorum, bizim için daha kolay olacak. Çünkü Ay Akrep'teyken duyguları çok da yansıtma gönüllüsü olmayız. Fakat Merkür'le Ay'ın yapacak olduğu bu üçgen açı ifade biçimimizi dengeleyecek, bizi biraz daha rahat kelimeleri, cümleleri biraz daha rahat ve gerçekten hissettiğimiz şeyle paralel bir şekilde ifade etme gücünü bulabileceğimiz bir enerji veriyor. Saat 18.58'e kadar da bu etkiyi değerlendirebileceğiz. 23.27 sonraki açımız ve tüm günü etkisi altına alacak, aynı Güneş-Jüpiter üçgeni gibi bizi mutlu hissettirecek bir enerji. Gökyüzünün iki iyicili, yani Venüs ve Jüpiter'in üçgen açısı. Şimdi biz bu enerjiyi dün de hissetmeye başladık.
Şimdi gökyüzünde çok muhteşem bir etki var. Venüs'ün Jüpiter'li üçgeni, Güneş'in Jüpiter'li üçgeni ki sonraki süreçte Güneş ve Venüs'ün de kavuşumuna şahit olacağız ilerleyen günlerde. Hani bu noktada şanslı bir süreç. Venüs de Jüpiter de evrensel para göstergeleridir her şeyden önce. Bu iki icil hem istek ve arzularımızı hayata geçirmek hususundaki yaratım enerjisini ortaya çıkarırken aynı zamanda ilişkisel bazda yani ikili ilişkiler yönünde bize şanslı hissettirecek ve gerçekten ilişki içerisinde benim için bir şansın diyebileceğimiz birini hayatımıza çekmemizi sağlayabilir. Tabii ki doğru şekilde doğum haritanıza da bunun nasıl yansıdığına bakmak gerekiyor. Bu zamanın ve anın kalitesi olarak bunu verebilecek bir enerji. Aynı şekilde maddi kaynaklar hususunda da uzun süredir beklediğiniz bir fırsatın ya da imkanın hayatınıza girmesi ya da sizin o kapıyı aralayarak bu girişimi yapmak hususunda kendinizde o gücü bulmanızı sağlayacak enerjiyi verecek bir etki bu. Yani güzel şansların, güzel imkanların, iş olsun, kariyer olsun, aşk olsun, maddi kaynaklar olsun, işte ailenizde olmasını istediğiniz bir gelişmenin girişimi olsun. Hani düşünebileceğiniz, istek ve arzularınızı gerçekleştirebileceğiniz bir enerji, bir yaratım enerjisini açığa çıkarıyor. Hem Güneş-Jüpiter açısının gökyüzünde hala aktif olması, aynı zamanda Venüs ve Jüpiter'in de birkaç günlük süreç zarfında bu etkiyi barındıracak olması. Aslına bakarsanız uzun süredir sıkıldığımız, işte tedbirli olun kelimesini birazcık geride bırakabilecek olduğumuzu gösteriyor. Hani bu dönemde güzel şanslar, imkanlar hayatımızda bizi bulabilir. 23.34'te ay artık yay burcuna geçecek. Yani 17.58'de ayın Merkür'le yapacak olduğu üçgenle birlikte ay artık boşluğa geçiyor. Ta ki 23.34'e kadar. Önümüzdeki 2,5 günlük süreç zarfında ay artık yay burcunda ilerliyor olacak. O akrep burcunun tedbirli ve ketum enerjisinden çıkıyoruz. Yay burcunun o çocuksu, maceracı, biraz daha spontan, olaylara karşı yaklaşımında biraz daha yay burcunda şey bir çocuksuluk vardır. Çok saf bir çocuksuluk vardır. O nedenle de böyle zaman zaman patavatsız olabiliriz. Yani böyle aklınıza geleni söyleyin ama çok temiz niyetle söylediğimiz enerjilerdir. Hani keyif almayı amaçlayacağımız, eğlenceyi amaçlayacağımız bir 2,5 güne adım atıyoruz. Zaten işte Venüs, Jüpiter, Güneş, Jüpiter enerjileriyle de birlikte aslında o enerjiyi birazcık hissetmeye başladık 2 günlük süreç zarfında. Günün son açısı da bu şekilde. Yarın tekrar görüşmek ümidiyle, sevgilerimle. Astroloji dendi mi akan sular durur. Acaba geleceğim nasıl olacak? Evlenebilecek miyim? Zengin olacak mıyım? Sağlığımdan ne haber? Hepsinin cevabı sana özel haritada. Ama bir konuda dikkat. Astroloji fal değil, tarot değil, büyü değil, içgörü hiç değil. Astroloji gökyüzünün ilmi. Saçmalama, dediğinizi duyar gibi oluyorum. Aslında hepimiz yıldız tozu değil miyiz? Bütün sorularımızın cevabı gökyüzünde olabilir. Öyle bir ilim ki ne kadar öğrenirsek öğrenelim sonsuz bir bilgi okyanusu. Danışalım ki hata payımız azalsın, işlerimiz kolaylaşsın, yaşam keyiflensin, eğilimlerimizi, yeteneklerimizi keşfedelim. O kişi hayatımızın aşkı mı değil mi öğrenelim. Olabilecek tatsızlıklara önlem alalım. Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz, daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer.